Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Eralp. Yine bir proje inceleme videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere ben uzunca bir zamandır içerik üreten ama büyük oranda Bitcoin ve global piyasalara konsantre bir insanım ama 2021 Aralık'tan beridir de sizlerin de talebiyle yatırım yaptım veya yapmayı planladığım projeleri de sizlere bazılarını Twitter'dan bazılarını YouTube'dan tanıtmaya, anlatmaya, neden yatırım yapılabilir olduğunu düşündüğümü aktarmaya çalışıyorum. Bugün de Boss Fighters projesinden sizlere bahsedeceğim. Boss Fighters projesi bir istisna çünkü genelde projelerle alakalı bir tane videom oluyor. Ama Boss Fighters'ın CEO'suyla hemen hemen 3 hafta kadar önce yaptığımız bir röportaj da var kanalımda. Şurada göreceğiniz üzere. O röportajda da zaten videoyu izleyecek olursanız özellikle oyunla alakalı hemen hemen her detayı konuşmaya gayret ettik Bülent Bey ile birlikte. Bugün dolayısıyla biraz daha hani gelen feedbacklerden, eleştirilerden de anladığım kadarıyla insanlar, yatırımcılar benim kanalımı izlediği için oyuna değil daha çok işte yatırımcıların ihtiyacı duyduğu verileri olabildiğince kısa anlatmamı istiyorlar. Bugün onu yapmaya çalışacağım. Mesela şu Aria oyunu tanıtımında daha çok oyuna konsantre olduğum yönünde eleştiriler aldım. Neyse bu uzun girişten sonra şimdi bizi alakadar eden detayları anlatmaya çalışayım. Çok kısaca oyundan yine de bahsedeyim. Belki ilk defa haberdar olan arkadaşlar vardır. Arkadaşlar Boss Fighters Unreal Engine altyapısıyla geliştirilmiş bir ve blok zincir teknolojisi üzerinde geliştirilmiş bir Web 3 aksiyon oyunu aslına bakarsanız. Ama şöyle bir özelliği var. Hem VR hem de PC'den oynanabilen bir oyun. Sadece şöyle bir fark var. Eğer VR'la oyuna katıldıysanız şu boss'u bilirsiniz oyunlarda işte böyle büyük canavarlara, büyük yaratıklara boss denir. Bir de onunla savaşan fighters'ları yani savaşçıları bir arada oynama imkanı sunan bir oyun. VR gözlüğünü ve VR ekipmanlarını takan kişiler boss'u oynuyor. Diğerleri de PC ile katılan arkadaşlar da fighters'ları oynuyor. Bir arenada sürekli aslına bakarsanız hani aksiyon temelli, eğlenceli olan bir oyun. Boss Fighters'ı diğer Web 3 oyunlarından ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi aslına bakarsanız yapımcıların fikri. Yapımcılar burada son derece konsantre bir şekilde oynanabilir bir oyun yaratmaya çalışmışlar. Yani evet birazdan anlatacağım. Bunun bir jeton ekonomisi tarafı var ki ben çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama asıl konsantre oldukları token'dan ziyade token'a konsantre, token'a oryante bir oyun yaratmaktan ziyade herkesin eğlenebileceği Web 2 klasik bir Web 2 oyununa katılan insanların da eğlenebileceği bir oyun yaratmak olmuş aslına bakarsanız. Dolayısıyla bu ufak oyunla ilgili bilgilendirmeyi yaptıktan sonra bu oyunu diğerlerinden özel kılan özellikler neler? Onlardan çok kısaca bahsedeyim. Bir kere blok zincirde dünyanın ilk VR PC rekabetçi aksiyon oyunu bu oyun. Biraz önce anlattığım üzere VR ve PC'nin bir araya geldiği blok zincirde daha önce bir oyun dizayn edilmemiş. Bu o anlamda özel kılan bir özellik bu projeyi. İzle kazan diye bir konsept yaratmışlar. Bu da aslına bakarsanız çok yenilikçi bir konsept. Özellikle Web3 tarafında çok yenilikçi. Burada yayıncılığın ödüllendirilmesi üzerine konsantre bir sistem bu. Yani oyuncular veya doğrudan izleyenler, sadece izlemek için orada bulunan insanlar Twitch, YouTube ve TikTok gibi hesaplarını buraya apilerle bağlayıp doğrudan yayın yapabilme imkanına ve bu yayınların izlenmesi durumunda da bağış ve diğer dolaylı gelirlerden elde etme imkanını kazanıyorlar. VR'da hareket et kazan, yani bu boss'u oynatan oyuncular sürekli hareket halinde olacakları için o hareketlerin de ödüllendirilmesi şeklinde bir konsept var. Bunun detayı nasıl olacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önemli özelliklerden bir tanesi bu oyunu oynamak ücretsiz. Yani bu oyunu ama Web 2 platformlardan işte Steam gibi Web 2 platformlardan girip oynamanız da Web 3 platformlar üzerinden doğrudan web sitesinden girip oynamanız da
ücretsiz. Dolayısıyla bu da aslında Web3 oyunları, yani daha çok token'a konsantre olmuş, token'a oriente olmuş oyunlardan bu oyunu ayıran önemli desteklerden bir tanesi. Çoğu Web3 oyunda olan bir özelliği daha var. Bu bence hani ayıran bir özellik değil ama önemli bir özellik bu. Boss Fighters kullanıcının ürettiği içerikleri destekler. Yani mod yaratabiliyorsunuz, kostüm yaratabiliyorsunuz, haritalar yaratıp bunları pazara çıkartabiliyorsunuz. Böyle özellikleri olan bir oyundan bahsediyoruz. Şimdi burada asıl heyecan veren özelliklerden bir tanesi de arkadaşlar, diğer platformlarında bu oyunu hali hazırda destekliyor olması. Özellikle Steam, Epic Games gibi ve hatta Oculus gibi. Oculus'ta işte bir VR gözlük ve ekipmanları üreticisi, aynı zamanda da bir store'u var. Yani bu Oculus'la oynanacak oyunları da satın alabildiğiniz bir platformu var. Bunların desteklediği ve bununla birlikte mobil versiyon için, mobil versiyonun üzerinde de çalışıyorlar. Google Play ve Apple Store'dan mobil versiyonu da indirebilme imkanı olacak gibi gözüküyor. Bu anlamda da gerçekten hani hali hazırdaki sistemin, hali hazırdaki bu alandaki ekosistemin içine girebilecek, insanları da dışarıda bırakmayan, sadece Web3'e entegre, kripto yatırımcısına konsantre olmuş bir oyun olmaması da elbette önemli. Gelir akışı tarafında da yine herkese hedefleyen bir model belirlemişler. Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece kripto yatırımcısına konsantre olmuyorlar. Hem kripto hem de fiat, yani fiat dediğimiz işte hali hazırdaki itibari paralarla işlem yapan, daha çok Web2 oyuncularına da konsantre olan bir sistem var. Onlar için mesela savaş giriş bileti veya reklam yerleştirme sözleşmeleri gibi bir gelir alanı yaratmışlar. Ama bununla birlikte sadece kriptoya, Web3'e, blok zincire konsantre insanların da bilebildiği ve daha çok dahil olabildiği, işte NFT mint edilmesi gibi, jeton stake edilmesi gibi de gelir akışları hedeflediklerini görüyoruz. Pazara giriş stratejilerinden de birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Burada bir kere ödeme duvarı ve öde kazan olmadığı için ücretsiz oyun modeline konsantre olmuşlar. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diğerlerinden ayıran bir özellik olduğunu düşünüyorum. Dijital varlıkları doğrudan kredi kartıyla satın alma ve Web2'ye konsantre olma açısından, hızlı büyüme açısından önemli. Oyuncu tabanını VR topluluğunun ötesine genişletin. Çünkü sadece VR oyuncularına konsantre değil, PC oyuncularıyla aynı anda VR oyuncularını bir araya getiren yenilikçi bir konsept. Geliştiricilere araç sağlayanların para kazandığı bir ekonomi. Biraz önce söylemiştim. Bu yeni bir şey değil ama pazara giriş için önemli bir detay diye düşünüyorum. Takımlar, turnuvalar ve Twitch aplikasyon desteği de veriliyor arkadaşlar. Bunların pazara giriş açısından doğru adımlar olduğunu düşünüyorum. Ortaklar ve destekçilerine baktığımızda işte Oxpool, Engine Starter, Infinity Pet gibi, birazdan detaylarını anlatacağım. Launchpad'lerin doğrudan proje ortağı olduğunu görüyoruz. Burada Launchpool Labs, MetaVest gibi büyük isimlerin de, Shugo Ventures gibi risk sermayesi yatırımcılarının da projenin arkasında olduğunu görürüz. Önemli detaylardan bir tanesi, yine bana göre bu oyunu diğer bir sürü Web3 oyunundan ayıran önemli özelliklerden bir tanesi, oyun loncalarıyla da çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Bu oyun loncaları, çok detayına girmeden şunu söyleyeyim, bunlar aslına bakarsanız bu alanda değerlendirmeler yapan işte gurmeler diyeyim. Yani Kripto Türkiye'den Semih de hatta bu şekilde ifade etmiş. Gurmeleri, oyun gurmelerinin bulunduğu alanlar. Bu da oyunun tanıtılmasında, özellikle Web2 tarafında oyunun tanıtılmasında ve aslında oyunla ilgili, oyuna konsantre değerlendirmelerin yapılmasında da son derece önemli gibi gözüküyor arkadaşlar. Ekibe baktığımızda ben açıkçası tek tek ekip hakkında bir bilgi bakmaktansa ekibin genel olarak referanslarıyla alakalı bakmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu Pixvart oyun ekibinin daha önce bulunduğu projeler gerçekten önemli projeler. AAA oyunlarda, yani böyle çok
kullanıcıya ulaşmış, çok konuşulmuş, çok bilinen oyunlardı ki ben bir gamer olmamama rağmen mesela Stalker'ı bilirim, Metro'yu bilirim, Asphalt Airborne'u bilirim. Bunlar da ekibin yer aldığını görüyoruz ama hani detay olarak elimizde ekip bunlarda nasıl bir nasıl bir statüde çalıştı onu bilmiyoruz. Ama ben açıkçası hani genel olarak bu referansların geçerli referanslar olduğunu düşünüyorum. Şimdi asıl bizi yatırımcı olarak alakadar eden jeton ekonomisi bölümüne geldiğimiz zaman ilk dikkatimi çeken başlangıç piyasa değerinin 176 bin dolar olması. Bunun ben özellikle ayı piyasasında çok doğru bir kararla belirlenmiş bir rakam olduğunu düşünüyorum. Oldukça düşük bir initial market cap, yani başlangıç piyasa değeri var. Fully Delegated Value dediğimiz FDV ya da işte tamamen seyreltilmiş değer olarak Türkçeleştirebiliriz. Bunun da 7,5 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Yani bütün tokenlar aynı anda salınımı yapılsa mesela ilk satışın başlandığı gün, o zaman da hedeflenen rakamın 7,5 milyon dolar olması, ortalamaların 40-50 milyon dolar olduğu bir yerde gerçekten ayı piyasasında listelemesi olacak bir proje için doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Projenin satışları tohum satış, stratejik satış, özel satış 1, özel satış 2 ve IDO olarak ayrıldığını görüyoruz. Toplamda 1 milyar BFT olacağını görüyoruz. İlk listeleme fiyatı, yani IDO fiyatı 0.0075 olacak. Proje aslında hani ayı piyasasında listelemesini yapacağı için fiyatta da güncellemeye gittiğini biliyorum. Projenin arkasındaki isimlerle konuştuğumda bunu görüyorum. Arkadaşlar yine bizi alakadar eden şeylerden bir tanesi, bu projelerde listeleme yapıldıktan sonra satış baskısı yapabilecek şeylerin, faktörlerin indirgenmesi oluyor. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi pazarlama ve takıma ayrılan tokenların ne olacağı oluyor. Özür dilerim, takım ve operasyonlara ayrılan, bunlar alt altaydı, yerlerini karıştırmışım. Takım ve operasyonlara ayrılan miktarlar burada çok belirleyici oluyor. Mesela takım 12 ay boyunca hiçbir token almayacak. Sonrasında 14 ayda düzenli bir şekilde parça parça tokenlarını alacak. Dolayısıyla 12 ay boyunca takımda bir fiyat baskısı yaratabilecek bir satış görmemiz mümkün olmayacak. Operasyonlar tarafında ise TGE'de sadece %2'lik bir kilit açılımı, daha sonra 1 yıl boyunca aylık %1'lik ve sonrasında 18 aylık düzenli dağıtım olduğunu görüyoruz. Bu da çok uzun süreye yayılmış fiyattaki satış baskısını engelleyecek bir faktör. Bizi ve bu videoyu izleyen arkadaşlara asıl alakadar eden ise ön satış IDO da bu alımı gerçekleştirecek insanların nasıl bir strateji izlemesi gerektiği. TGE'de %20'lik bir kilit açılıyor. Tabii ki hani ön satışa ayrılmış token miktarı da çok abartılacak boyutta değil. Dolayısıyla burada %20'lik bir kilit açılımı IDO'dan bu projeye yatırım yapabilen insanların en azından TGE'de maliyetlerin önemli bir kısmını çıkartabilecekleri anlamına geleceğinden bence bu anlamda da cazip gözüküyor arkadaşlar. Şimdi Infinity Pet'te şu ana kadar seed satışları yapıldı ve stratejik tur satışları yapıldı. Private birin satışları da, bunda da taleplerin toplandığını biliyoruz Infinity Pet'te. Scale Swap'ta da pre-IDO dediğimiz, yani daha çok şey olarak, private olarak satışların yapıldığını görüyoruz. IDO Game Starter'da olacak. Daha tam olarak tarih belli değil. Engine Starter'da IDO olacak. Tarih henüz belli değil. Oxpool'da da IDO olacak. Oxpool'un arayüzüne dahi girmemiş diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bu videoyu izleyenler için sevindirici bir detayım var. Bunun linkini aşağıya koyacağım. Bir whitelist bana tanımladı firma arkadaşlar. Bu whitelist'e bir alım hakkı kazanma şansınız var. Sadece yapmanız gereken Twitter kullanıcı adınızı, Telegram kullanıcı adınızı ve BNB Chain BEP20 ağındaki cüzdan adresinizi buraya girmeniz olacak. Eğer
Şanslı kişilerden biriyseniz 50 dolardan 1000 dolara kadar alım yapma şansınız olacak ve bu alımları arkadaşlar doğrudan özel satış birden alacaksınız. 0.0050'den alacaksınız. IDO'da alanlardan çok daha ucuz alacaksınız. Ve TGE'de %5'lik bir kilit açılımı olacak. Sonradan 10 ay içinde de geri kalan %95 dağıtılacak. Evet, fiyat olarak IDO'dan avantajlı bu. Sabırlı yatırımcı için bence bir fırsat olarak gözüküyor. Hem bundan bir şekilde whitelist kazanma hakkınız olursa hem buradan çok küçük miktarda bir alım yapıp aynı zamanda IDO'dan da alım yapmanız belki de en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Sosyal medya tarafına gelecek olursak Twitter sayfaları hemen hemen 26 bin aboneleri var. Telegram tarafında 6.245 aboneleri var. Discord'da ise 12.500 aboneleri var. Aynı zamanda arkadaşlar hepsinin linkini de aşağıya koyacağım. Türkiye topluluğunun da Twitter sayfası var ve Türkiye topluluğunun Telegram sayfası var. Bu toplulukların sayfalarından da doğrudan Türkiye Telegram sayfasına girip sorularınızı sorma şansınız da olur diye düşünüyorum. Özetle ben IDO'dan alanların gerçekten ilk TGE'de maliyetlerini çıkartacağı için karlı bir yatırım yapacaklarını düşünüyorum. Ama şunu da söylememe izin verin. Ayı piyasasındayız. Ayı piyasası son derece acımasız bir şekilde devam ediyor ve uzunca bir müddet daha devam edecek gibi gözüküyor. Ön satışların, gem yatırımlarının bunların çok daha riskli yatırımlar olduğunu ve buraya ayıracağınız bütçeleri olabildiğince minimumlarda tutup bu bütçeleri uzunca bir müddet kenarı koymanız gerekebileceğini unutmamanız gerekir arkadaşlar. O yüzden evet çok risk, çok kazanç da demektir ama bu riski alıp alamayacağınızın kararını sizler vereceksiniz. Proje ile alakalı yatırımcı perspektifiyle baktığımda gördüğüm şeyler bunlar. Ben de bu arada arkadaşlar whitelist'ten alan arkadaşların son olarak onu söyleyeyim. Whitelist'ten alan arkadaşların aldığı gibi özel satış birden yatırımlarımı yapacağım. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Şimdilik bu kadar. Hayırlı günler diliyorum.